Akşamdan ısladım aşurelik buğdayı. Sabah da geldim erkenden, kaynattım, üzerini kapattım, kendi buharına kabardı. Tavuk etiyle, tereyağıyla yapacağım şimdi terbiyesini. Bugün de federasyonumuzun açılışı var. Allah'ın izniyle güzel güzel yedireceğiz. Şimdiye kadar bütün organizasyonlarda başarıyla geçtim. Bunda da geçerim inşallah. Bu tavukları da içine şimdi parçalayıp içine katacağım tavukları da. Güzel olacak inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Malum genel kurul kararıyla birlikte yönetim kurulumuzun görev süresini sona ermiş olmakla bugün yönetim kurulu seçimi hususunda ve geçici kurulun görevi biterek yeni yönetim kurulu seçilmesi hususunda ilk olan genel kurulumuzu yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet. Divan heyeti oluşturma görevi siz genel kurulun. Burada divan heyetine ben 3 kişilik bir isim öneriyorum. Avukat Betül Güler, Filiz Toprak, Satılmış Arslan divan heyeti olarak kabulünüzde mi? Kabul edilmiştir. Sözü ben divan heyetine bırakıyorum. Betül Hanım söz. Tabii Ladikli, Samsuneli Ladik ilçesi Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun ilk olağan genel kurul toplantısına hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları adına hepinizi öncelikle bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Şimdi ise Yusuf Katmerlikaya eşliğinde İstiklal Marşımızı okumak üzere hepinizi affediyorum. Rahat. Hazır ol. Ses veriyorum. Korkma, korkma, sönmez bu şafaklardan yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütene solunacak o bey. Milletimin yıldızıdır parlayacak o benim dil, o benim milletimin dil ancak çatma kurban olayım çehrenin en nazlı hilal kahraman ırkıma bir güne bu şiddet bu celal olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tavan milletimin istiklal. Açılış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan Sinan Tiryaki'yi davet ediyorum. Selamünaleyküm. Kıymetli dernek başkanlarımız, kıymetli delegelerimiz, evinize hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs tarihine atıfta bulunarak kıymetli dernek başkanlarımızla, kıymetli hemşerilerimizle 19 Mayıs 2021 tarihinde attığımız adımdan dolayı tekrardan dernek başkanlarımızı ve delegelerimizi, tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ladik
Federasyonu Ladik Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu olarak geçici yönetim kurulu dönemimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bugün itibariyle geçici yönetim kurulu görevini tamamlamıştır. Bundan sonra icraatları, hizmetleri ve etkinlikleri için birinci olağan genel kurulunun tüm ülkemize, Samsun'umuza, Ladi'mize ve gurbette yaşayan tüm hemşerilerimize bugün ve gelecekte hayırlı olacağına inanıyorum. Heyecanlı değilim ama çok keyifliyim. Gerçekten çok güzel şeyler başardık. Çok kısa bir sürede hep beraber bu noktaya getirdik. İnşallah önümüzdeki dönem hep beraber farklı düşüncelerle bir mozaik olarak genel kurulumuzu tamamlayıp Ladik için, hemşerilerimiz için gerçekten tüm Türkiye genelinde, Samsun'da ve Ladik'te herkesin dikkatle izleyeceği güzel çalışmalar, projeler, gençlik ve kadınlar için hizmetler üreteceğimizden hiç şüphem yok. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Birinci olan gelen kurulumuza devam etmek istiyoruz. Ladik Federasyonu'nun kuruluş süreci faaliyet raporunu sunması için de şimdi Avukat Sadi Özkul'a sözü bırakıyorum. Arkadaşlar malumunuz başkanın ifade ettiği üzere 19 Mayıs günü çıkılan bu yolculukta kuruluş sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte neler yaptık ya da neler yapmaya çalıştık hususunu ben kısaca özetlemek istiyorum. Aslında sizlerle beraber yapılan her işin ayrı bir güzelliği, ayrı bir önemi var. Şimdi bizler kuruluş sürecini başlattıktan hemen sonra Anadolu yakasında Ümraniye'de yönetim kurulu üyelerimizden Serdar Çakıcı arkadaşımızın ev sahipliğinde Ümraniye'de bir yemekli istişare toplantısı yaptık. Büyüklerimizin ve siz dernek yöneticilerimizin, tüm hemşerilerimizin katılımıyla oldukça ses getiren, güzel bir birlik beraberlik simgesi olan bu toplantıdan sonra federasyon yönetimi olarak çalışmalarımıza devam etmeye çalıştık. Bu süreçte neler yaptık? İlçemizin Küpecik mahallesinden SMA tıp bir hastası, bir kardeşimiz, bir çocuğumuz, bir evladımız vardı. Kürşat Ömer Gece. Kürşat Ömer Gece ile ilgili olarak ben aynı zamanda hukuk mücadelesi verdim arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Maalesef devletimizin ya da yargımızın bazı noktalardaki gecikmesi insan sağlığına da maalesef dokunuyor. Biz yargısal süreci açtıktan sonra federasyonumuzun önderliğinde bir yardım kampanyası organize ettik. Lakin bu yardım kampanyasında çok kısa bir sürede 10 gün belki yok Betül Hanım konuya daha da vakıf. Belki 10 gün olmayan bir süreç içerisinde 150 bin TL'nin üzerinde bir yardım doğdu. Yardım yapıldı. Lakin biz SMA tip bir hastası Kürşat Ömer Gece'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama federasyonumuz olarak sadece bundan sonra bütün hemşehrilerimizin dertleriyle, hastalıklarıyla, hastane süreçleriyle, tedavi süreçleriyle yakından ilgilenmek de federasyonun genel görevleri arasında olarak bunu bize bu süreç hissettirdi. Tabii çok da zamanınızı almak istemiyorum. Malum kalabalıktayız pandemi süreci. Başkanımızın 19 Mayıs'ta başlayan süreçte tüm dernek başkanlarımıza vermiş olduğu bir söz vardı. Dedi ki ben gerek kuruluş süreci gerekse sonraki ilk 3 yıl federasyonumuza bir yer yapacağım. Federasyona bir merkez armağan edeceğim ve bu merkezi kuruluştan sonra ben genel başkan seçilmesem dahi federasyona tahsis edeceğim söylemi vardı. Bu söylem doğrultusunda başkanımız şu an içinde bulunduğumuz federasyon merkezimizi tümüyle tadilatını, dekorasyonunu, tefrişatını yapma suretiyle hazır hale getirdi. Emekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Kurban Bayramı sürecinde ben bizzat dahil olamadım ama yönetici arkadaşlarımızın birçoğunun dahil olduğu Ladik'te yapılan organizeler vardı, programlar vardı. Bu programlar çerçevesinde Ambarköy'de bayramlaşma programı oldukça ilçemiz adına birlik beraberliği sağlayan bir tören oldu. Akabinde biz Batı Karadeniz'de biliyorsunuz bir sel felaketi yaşandı. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde ilçemiz belediyesi bir
yardımlaşma kampanyası yürüttü. Biz federasyon olarak bunun çok fazla reklamını yapmadık. Lakin siz genel kurul üyeleri olarak bunları bilmeniz lazım. Biz bu reklamı yapmak yerine üye arkadaşlarımıza hızlı bir şekilde buraya ne kadar katkı sağlarız diye bir çalışma yaptık. Çok kısa süre içerisinde ciddi bir maddi katkı sağlayarak Kadık Belediyesi'ne yine yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber alınan ihtiyaç listesini temin etmek suretiyle teslim ettik. Akabinde Samkon, biliyorsunuz Samsun Konfederasyonu malumumuz ilimizin yegane temsilcisi konfederasyon bazında. Konfederasyonun Yeni Kapı'da etkinlikler oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde tüm sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir organizasyon içerisinde 58 ilin yer aldığı o organizasyonda Samsun ili de temsil edilen illerden bir tanesiydi. Yeni Kapı'da biz Samsun'un içinde ilçe olarak Ladik Federasyonu olarak bizzat yer alma hususunda Samkon yönetimine zaten üyelik noktasında başvurumuzu kuruluş aşamasında olmamıza rağmen yaptığımız gibi biz Yeni Kapı etkinliklerinde aktif rol aldık. Yeni Kapı etkinliklerinde yönetim kurulu üyelerimizden Ahmet Vanlı Ladik için bir stand işletti ve tamamen Ladik'in tanıtımını yaptı. Yine Züleyha Ercan annemiz orada Ladik'in mutfağına yönelik oldukça tanıtıma katkıda bulunan davranışlar sergiledi. Yeni Kapı etkinliklerinde Eminönü 58 il içerisinde Samsun ses getirdi. Samsun içerisinde de Ladik'in sesini duyurmak adına bizler gerçekten mücadele ettik ve sosyal medyada da takip ettiğiniz kadarıyla biz ses getirdiğimizi düşünüyoruz. Tabii daha fazlası sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla daha güzelleri olacak inşallah. Akabinde yine Samkon tarafından yaklaşık bir hafta 10 gün önce kadar organize edilen karşıda İstanbul Anadolu Yakası Teşkilat Kahvaltı Programı vardı. Bu kahvaltı programına da biz yine federasyon yönetimi olarak orada katıldık, katılım sağladık ve bu toplantıda da Ladik'i hissettirdik. Gerek orada bulunan derneklerimizle, gerekse derneklerimizi temsil eden federasyonumuzla bunları hissettirmeye çalıştık. Bunlar kimin için? Gümbür gümbür gelen Ladik için. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi tabii ki yaptıklarımız aslında bunlarla sınırlı değil. Her şeyden öte malum bu tarz dernektir, federasyondur. Kuruluş nezdindeki kalabalık ortamlarda feragat gerekiyor, fedakarlık gerekiyor. Kimi abilerimiz maddi manada fedakarlık gösterdi. Kimimiz de zamandan fedakarlık gösterdik. Ama sizlerden sonraki süreçte yapabileceğiniz az da olsa katılımları yaparak daha güzel işler yapmak adına katkı bekliyoruz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Biz az çok bir şeyler yapmaya çalıştık. Kısa bir süreçti belki. 6 aylık geçici sürecimizi tamamladık. Bugün yeni yönetim seçilmesi için buradayız. Bu süreçte maddi manada da oldukça giderler oldu. Kısaca bilgi vermek, sadece bilgilendirmek için söylüyorum. Bugüne kadar federasyonun kuruluşundan, resmi olarak kuruluşundan, bugünkü genel kurula kadar 100 bin civarında bir masraf yapıldı. Buna tadilat, tefrişat dahil. Bu masrafların yaklaşık 75 bin civarı bizzat başkanın cebinden çıktı ve başkan bunu almayacağını ifade etti. Biz de dedik ki biz de bir kısım yönetici, yönetim kurulundaki arkadaşlar ve sevgili hemşehrilerimizden kalan kısmın tedarikini yaparız dedik ve onu yaptık. Biz de dedik ki gerek bizler gerek o tedariğe yardımcı olan hemşehrilerimiz biz de hiçbir şey almıyoruz dediler. Hiç kimsenin bugün itibariyle Ladik Federasyonu'nun bugüne kadar harcamış olduğu 100 bin lirayla ilgili hiçbir talebi söz konusu değil. Federasyonumuzun herhangi bir borcu olmadığında bilinmesini isteriyoruz. Sağlıklı dilerim. Gündem gereği başkan, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri seçimine geçilecek. Sonrasında sizin oylamalarınıza sunacağız. Başkaca aday olup olmaması hususunu da fikirlerinize sunuyorum. Evet arkadaşlar, başka liste olmadığı için tek listede seçime giriyoruz. Başka adayımız olmadığı için Sinan Tiraki Başkanımızı tekrar aday gösterdik. Sizin oylarınızla kabulünü sunuyoruz inşallah.
kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir, evet. Listeyi, seçilen listeyi okumak için Filiz Toprağ'a teslim ediyorum. LADİK Federasyonu, LADİK Yönetim Kurulu, Sinan Tiryaki, Satılmış Aslan, Cemil Doruk, Adnan Coşkun, Mehmet Yolaçan, Nurettin Çevik, Murat Salurlu, Serkan Ünlü, Ahmet Arı, Yılmaz Balcı, İlhan Işıklı, Sebahattin Yangın, Turgut Tatan, Osman Çay, Zeynel Köse, Sadi Özkul, Burhan Mucur, Mehmet Selçuk, Eyüp Ercan, Büşra Çay, Selma Ergen, Betül Güler, Yusuf Katmerli Kaya, Murat Örnek, Serdar Çakıcı, Muhammed Altın Kaynak, Ahmet Kanoğlu, Lütfi Acar, Hakan Ömür, Sait Özer, Zafer Soylu, Ekrem Titiz, Alaaddin Ağırel, Bilgin Baydı, Fatih Aydın, Ufuk Alaçamlı, Kaya Tiryaki, Ayhan Akdemir, Aslan Ebrinç, Ahmet Ökten, Tuğrul Özkul. Denetleme kurulumuz Durşen Soysal, Musa Soylu, Salih Soylu Er, Mehmet Satıroğlu, Mehmet Arıkan, İlyas Ün. LADİK Federasyonu Disiplin Kurulumuz Şaban Başer, Aslan Çay, Şerif Özmen, Kamil Demet, Mustafa Ermiş, Ahmet Aydoğdu. Bazı hususları da şimdi sizin oylamalarınıza sunacağım. Öncelikle federasyonun üst kurullara üyeliğine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunu oylamalarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Federasyonun üst kurullara delege vermesi ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunu yine sunuyorum. Kabul edilmiştir. Federasyonu temsil etmek, üyelerden bir ya da birkaçının yetkili kılmak, gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, çalışacak kişileri işe almak ve iş akdi gereğince gerekenleri yerine getirmek, alacaklarını tahsil etmek, haklarını korumak, komisyonlar kurmak, bağış kabul etmek, taşınmaz alım satımı, intifa hakkı tesis etme, kiralama ve kiraya verme gibi gerekli tüm işlemleri yapmak, bankalarda TL ve döviz hesapları açmak, bu hesaplarla ilgili tüm işlemleri yapmak, SGK ve vergi dairesiyle tüm resmi kurum ve kuruluşlarda federasyon adına gerekli işlemler yapmak ve federasyon tüzüğü gereğince amaca uygun işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunu sizin oylamanıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Şimdi söz almak isteyenler varsa tek tek söz verebilirim. Valla benim bu konuda söyleyecek tek şeyim şu. Az önce içeride de söyledim. Hemşehrilerimizle aynı coğrafyadan çıkan insanlarla bir ve beraber olmak, gönül birliği yapmak çok keyifli, çok güzel. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk, büyük onur duyuyorum. Geçen hafta Anadolu yakasındaki kahvaltıda bir dernek başkanının söylediği cümleyi söyleyip sözüme nokta koymak istiyorum. Dedi ki, siz ladikliler dedi, nasıl insanlarsınız dedi, nasıl yani dedim. Ya dedi, bir elin yumruğu gibi dedi, kenetlenmişsiniz, birbirinize dedi sımsıkı sarılmışsınız. Sizi dedi, ben dedi ilk defa bugün ladikli olmadığım için dedi kıskandım dedi. Demek ki doğru yoldayız. İyi şeyler, güzel şeyler yapıyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Sadece birbirimizi sevip saygı duyalım. Zaten her şey kendiliğinden çözülür diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Cemil Doruk, Tuzla Samsun Dernek Başkanıyım. LADİK Federasyonu'nu bugün kurmanın hakikaten bir heyecanı var bende de. Bu zamana kadar geç kalınmış bir federasyondu. Aşağı yukarı tüm Samsun'da bulunan ilçelerin federasyonu var. Fakat bizim yoktu. Ama hani geç olur, daha iyi olur dedik ya, inşallah hepsini geçip üst yerlerde görevlerimizi alacağız ve ses getireceğimize inanıyorum. Mesela geçen haftaki toplantıda
Toplantının %70'i Ladikli'ydi. Yani eğer biz geçen haftaki Sankon toplantısına katıldığımız gibi Ladik Federasyonu'nun kendi toplantılarımıza katıldıktan sonra bizim aşamayacağımız engel hem siyasi güçte hem de normal güçte yoktur. Siyasi güce gelince A partisi veya B partisi kim olursa olsun hangi partiye özlediyseniz o partiye üye olun. Biz de federasyon olarak biz sizi gerekli olan yerlere getireceğimize inanıyoruz. Ve biz bunu Ladikliler yani Tuzla, Samsunlar, Derner olarak Tuzla'da başardık. İnşallah federasyon olarak da federasyonun içerisinde belediye başkanı yardımcısı, belediye başkanı yardımcısı ve meclis üyelerini de görmek isteriz. Bu da bizi gururlandırır. Hepinize teşekkür ederim. Öncelikle yeni genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş dönemde genel sekreterdi Murat Sandurdu ki bugün sabah itibariyle görev bitmiş oldu. Murat Sandurlu, Salıköy Dernek Başkanıyım. Bu kadar Ladikli'yi böyle bir arada görmek gerçekten insanı gururlandırıyor. Özellikle gençlerimizi. Sadece listelere isim yazdırmakla değil, belki 1 lira çok bir değer değil ama 10 tane 1 lira yan yana getirdiğinizde çok büyük bir para oluyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olabilmek benim tek temelim düşüncem, başkanından da ricam. Öncelikli gençlere olması. Çünkü özünü kaybetmeden buraya kadar gurbete gelen insanların özünü kaybetmemek için uğraşması. Ladik'le İstanbul arasında köprü olup siyasi bütün kapıları açabilecek bütçe tabi olması. Ki bunun içinde 18 tane dernek ve hepsi tecrübeli. Gerçekten tecrübe dernek başkanlarımız her biri ayrı bölümde. Bunu kullanarak gençlerimize yol açıp birlik beraberlikte olmayı hepinize temenni ediyorum. Saygılar diliyorum. Ben Ahmet Çelmen, Tuzla Samsunlular Dernek yönetiminde üyeyim. Öncelikle bu federasyonu kurmak temeline geçen herkese çok çok teker teker teşekkür ediyorum. Bu federasyonu kurdunuz, Allah yolunuzu açık etsin. Benim tekliğim, bizler gün geçtikçe maalesef örf adetlerimiz bunu kurduk. Çocuklarımıza, gençlerimize bunu lütfen atlatıp derneğimizin bir köşesinde gerek derneğimizin katılımına ilgili, gerekse sanatçı sporla ilgili bir köşe olmasını canı gönülden temenni ederim. Evet. Sizlerden şöyle bir istirham olacak. Tüm kuruluşta emeği geçen dernek başkanlarımın mutlaka konuşmasını, fikir vermesini istiyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum bütün Ladik hemşehrilerimize. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Benim bugün şahsım adına en mutlu günüm. 22-23 yıldır FETÖ'nün içinde görev yapmaktayım. Ladik Federasyonu'nun olmaması beni üzüyordu. Bugün 6 ay evveli kurduğumuz veya 5 ay evveli kurmuş olduğumuz federasyonumuzu bugünlere getiren, emeği geçen, herkese ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta başkanımız olmak üzere. Bundan sonraki dönemde şimdi bugün itibariyle yeni yönetimimizin görevi bitti. Yeni yönetim kurulu seçilecek. Bundan sonraki seçilen yönetim kurulu arkadaşlarımızın arkasında tüm Ladikli hemşehrilerimiz olarak beraber birlik olmamız lazım. Yani listede ismimiz olur olmaz. Bu önemli değil. Önemli olan birlik beraberliği sağlamamız. Biz bugüne kadar bunu yapamadık. Bugün yaptık. Yapmış olduğumuz, bulmuş olduğumuz bu güzel nimeti benim için çok önemli. Ben çok mutluyum arkadaşlar. Her yere gidiyorduk. Bütün federasyonlarda görev aldım ben her yerde. Ama bizim ladiğimiz yoktu. Ben bir kez daha federasyonumuzun, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Katılıyorum. Sebahattin Yangın, Nusatlıköy Dernek Başkanıyım. Öncelikle federasyonumuz hayırlı olsun. Benim tek temelim, yani daha önceki toplantılarımıza da bahsettik. Üç aşağı beş yukarı birbirimizi göz aşıkanlığımız var ama bundan sonra daha iyi tanıyacağımıza eminim. Gençlerimizi ne kadar yani yan yana getirebilirsek veya da gençlerimize ne kadar destek verebilirsek benim için en büyük destek bu olur. Yani eğitime katkı benim için geri dönüm ya şey olacak bir en büyük bir katkıdır diyor. Eğitim. Gençlerimiz. Eyvallah.
Emine Karacaköy Dernek Başkanı'yım arkadaşlar. Şimdiye kadar yönetimi yeni, eski yönetimde de çok çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetimde de başarıların devamını diliyorum. Yani böyle güzel birlik beraberlik kurduğumuz için de ben çok sevmişim inanın ki. Cümleten selamünaleyküm. Genel kurulumuz hayırlara vesile olsun. Büşra Çay, 24 yaşındayım. Sancaktepe İlçe Başkan Yardımcısıyım. Ladikli hemşehrinizim. Burada olmaktan onur duyuyorum. Bu kurulda cümlemize hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Görevi bilmiyorum ama hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çok mutlu oldum. Bir ladikli olarak gurur duydum. Ben de Tuzla Sansınlar Derneği'nde kadın kolları başkan yardımcısıyım. Görev olursa inşallah seve seve herkes elinden ne gelirse yapar. İnşallah birlik beraberlik. Divan heyeti olarak yeni yönetim kurulu hayırlı olsun dilekleriyle genel kurul toplantımız sona ermiştir. Hepinize teşekkür ederim. Kıymetli hemşerilerim. Genel kurulumuz hayırlara vesile olsun. Hayırlı ve daim olsun inşallah. Tekrar dernek başkanlarıma, kıymetli delegelerime, tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Çok şerefli bir gün, çok gururlu bir gün. Ladik Federasyonumuzun ilk günde konuştuğumuz gibi eğitim ve gençlik üzerine çok ciddi çalışmalar yapacağız. İçimizden çıkan değerlere siyasette ve bürokratlarda tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz. İnşallah daha güzel günler hem Ladik ilçemizde yapılacak hizmetler hem gurbette yaşayan ladiklerde hep beraber daha güçlü, daha emin adımlarla yola devam edeceğiz. Ayağınıza sağlık. Tekrar evinize hoş geldiniz. Sizden ricam bir süre sonra açılışımız gerçekleşecek. Bu açılışta tüm misafirlerimizi en iyi şekilde Ladik Federasyonumuz ve bu güçlü birlik ve beraberliğin kenetlenmenin kimsenin ipotek altında olmadığını Ladik'in ortak akılla, ortak istişareyle hem sivil toplumda hem hizmetler konusunda artık bir muhatabının olduğunu, gurbette ve Ladik'te artık vatandaşların, hemşirelerin dikkate alınması için bu federasyonun artık söz sahibi olduğunu hepimiz tüm İstanbul'da ve Ladik'teki hemşirelerimize anlatmanızı, gücümüzü aktarmanızı rica ediyorum. Gül iken derdim seni yar yar.